Yani Sinan Ejderoğlu Bey Genel Başkan Yardımcımız. Evet. Yatırımlardan ve kalkınmadan sorumlu. Bugün Düzce'ye geldi. Düzce'de ziyaretler yaptık. İşte bugün de sizleri ziyarete geldik. Ondan sonra da yatsıdan sonra bir Akçakoca ilçe divan toplantısı yapacağız. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin almış olduğu bir karar bu. Ondan böyle 3 ayda bir genel başkan yardımcısı gelecek ilimize. Onunla birlikte değişik faaliyetler, STK, halk ilişkiler, ziyaretler, ilçe divan toplantıları, basın açıklamaları, gazete ziyaretleri yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Başkanım hazır başlamışken ondan sonra sohbet ederiz, çayımızı içeriz. Genel havayla ilgili bir yorum alalım. Bir de bir tek soruyu sormuş olayım. Bu ittifaklar meselesine nasıl bakıyor partimiz? Onu da açıklarsanız sevinirim. Öncelikle teşekkür ediyoruz gazetenize. Geldik. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşkilat mensuplarımızla bugün yoğun, çok güzel bir çalışma içerisinde bulunduk. Şunu gördük. Biz tabii Düzce, şimdi Akçakoca'dayız. Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi. Hem insanıyla hem coğrafyasıyla gerçekten yaşanılabilecek bir il. Burada olmaktan, burada çalışma yapmaktan memnuniyetimizi dile getirmekte fayda var. Ve bugün Düzce'nin çeşitli bölgelerinde insanlarla muhatap olunca, yani yapınca Saadet Partisi'nin son dönem çıkışı çok makul görülüyor. Vicdanlara, düşüncelere hitap ettiğini net görüyoruz. Milletin memnuniyetini net bir şekilde görüyoruz. Biz tabii ittifaklar çok erken ittifak durumları çok erken gündeme taşındığı kanaatini taşıyoruz. Tabii seçim tarihi belli olur. Türkiye'de ittifak, koalisyon kültürü olan bir partiyiz. Ne zaman, nasıl görüşülür, kimlerle görüşülür, hangi ölçüde görüşülür en iyi bilen, tecrübesi olan bir partiyiz. Biz gerektiği zamanda gereken herkesle görüşebileceğimizi, genel başkanımız ve bizler söylüyoruz. Biz ülkemiz için, ülkedeki birliğin beraberliği tesisi için, ülkemizin büyümesi, güçlenmesi için her türlü fedakarlığı, her türlü çalışmayı yapacak bir siyasi partiyiz. Biz ittifak görüşmelerinin erken olduğu kanaatini taşıyoruz. İnşallah bundan sonra bu hassasiyeti, ülkemiz yararına ne varsa o hassasiyetle önümüzdeki süreçte gündemi takip edeceğiz. Peki.